tohumları var. Dibinde kalanı saksıya batırıyorsunuz. Bu arkasında tarifi var bakın. Evde lavanta ve kahkaha çiçeği açacak içerisinden. Ama düzenli sularsanız tamam. Değil mi? Evinde çini olan var mı? Bir el kaldırsın. Evinde bir çini objesi olan. Var mı? Hemen hemen hepimizin evinde vardır. Değil mi? Bugün sizlerle birlikte çinden kitap ayraçları yapacağız. Tabii bunları yaparken de bunların bir hikayesi var. Nasıl fırınlandığı, nasıl boyandığı. Size çok özel bugün bir fırça tanıtacağım. Bu kazın kanadından yapılıyor. Ve eşeğin yelesinden. Siz böyle bir fırça gördünüz mü hiç daha önce? Biz Kütahya çinilerimizi kazın kanadından, eşeğin yelesinden yapılan fırçalarla boyuyoruz. Ama şu an daha modern, tükenmez kalem, geri dönüşüm olarak sıfır atık projesinde tarihi geçmiş, işte yazmayan tükenmez kalemlerimizi kullanarak değerlendiriyoruz. Çalışmaları tek sefer. Birkaç müzede gelen bağışlarımız var. Biz de onları başkanımıza takdim etmek istiyoruz ama... Şurada şimdi vardı. Benim onun işlerine girdiğim zaman bir güvercin vardı mağazada. Sizin orada bu Türk telefonun altındaydı. O güvercin dedi. O kapı. Öylelikle renkli sırlar başlıyor. Sonra 90'larda bu renkler. Bu tepsiyi de müzeyi açarken bir hanım getirdi. Çeyizine vermiş. Dedik benim yerimde kalsın olacak. Lütfen müzesine koyar mısınız? Babanızın elinden. Hepsi buradaki eserler. Yani 80 yılından 90'lar. Şimdi 2016 yılında kapılarını açan Kütahya Belediyesi Sıtkol Çerçini Müzesi'nde bugün 12. Çocuk Atölyesi'ni gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle çocuklarımızla Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Bey, Sayın Tugay Komutanımız Mustafa Bey ve eşleriyle birlikte Çin'den kitap ayraçları yaptık. Aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın himayelerinde çocuklarımıza iletilen özel hediyelerini takdim ettik. Çocuklarımıza bugün Kütahya çinisinin yanında bu çininin işlendiği kas kanadından, eşek yelesinden yaptığımız özel fırçaları anlattık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çin'den kitap ayraçlarımızın amacı çocuklarımızla Kütahya çinisi arasında bir bağ kurarak onlarda özel bir iz bırakmak, Kütahya çinisini tanıtmak, onlarla da gelecek kuşaklara aktarmak bu etkinliğimizin amacı. Böyle mi yapıyorsun? Çok tatlı olur. Aferin de şöyle bir yapalım. Evet, lütfen. Tamam. Salonlara göre çok sergiler de oluşturmuştur gençlerle, çocuklarımızla. Teşekkür ederim. Dinamik ister misiniz?